Merhabalar, Isparta Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Hem de aşırı derecede memnunum. Şimdiye kadar hiç böyle belediye başkanı olmadı bu Isparta'da. Ben 60 yaşındayım. 60 senedir hiç böyle belediye başkanı görmedim ben. Aşırı derecede memnunum. Peki temizlik işlerinden memnun musunuz? Hepsinden memnunum. Bir tek memnun olmadığım şey var. Parklarla fazla ilgilenmiyorlar. Mesela şu parkta. Gel öğleyin hava güzel olduğu zaman burada amalele, berduşlar yatıyor şeylerde, bantların üzerinde. Zabıtaya telefon ediyorum, gelip de bir ilgilenmiyor. Size göre belediyenin eksikleri bunlar yani. Evet. Bir de belediyenin eksikleri şu kaldırımlar aşırı derecede eşya ile dolduruyor dükkanlar. Yürünmüyor, gezilmiyor. Ya başka bir şikayetim yok. Şikayetiniz yok. Peki siz belediye başkanı olsaydınız neler yapardınız? Vallahi kızım şimdi o kadar derincesini bilmem ama milletin huzuru için ne gerekiyorsa onu yapardım. Ne gerekiyorsa onu yapardım. Çünkü bu bir amme hizmeti. Bunda maddi şey olmaz. Sadece manevi hizmet vereceksin. Maddi olarak vermeyeceksin. Manevi olarak vereceksin hizmeti. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Merhaba. Isparta'nın belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Genelde memnunum. Şöyle söyleyeyim, ben Çorum'da da çalıştım. Genelde genel temizlik işlerine Çorum'da geceleri yaparlar. Evet. Burada da bu özen gösterilmeye çalışıyor. Akşam pazardan sonra hemen gidiyor temizlikçiler, temizliğini yapıyorlar. Sabah tertemiz oluyor pazar yerleri. Ben bunu Çorum'da gördüm. Çorum Türkiye'nin en iyilerinden biridir. Burada aynı benzeri duruma girdi yani. Memnunum. Ha. Peki çevre ve peyzaj işlerinden memnun musunuz? İyi tarafları var. Gökçay boyunca mimari özelliği taşıyan yerler var. Fakat güzelim bu Isparta'nın. Bazı yerler yeterince değil. Şöyle, ilimiz gül açısıyla adı var. Fakat tam gül olarak yerli yerince bahçelerde ve yol boyunca vatandaşların görüneceği yerlerde gül fidanları yok. Öbür süs bitkileri var. Orijinal güllerin olması lazım. Peki size göre belediyenin eksikleri neler? Ben eksiklerini şu anda bilemiyorum. Yani söylerim de ama bilemediğim için de eksiğini şey demiyorum yani söyleyemiyorum. Peki siz belediye başkanı olsaydınız neler yapardınız? Yapsak aynı. Öncelikle halkın her türlü temel ihtiyaçlarını giderecek şekilde mimari özelliği dikkat edersin. Ulaşım kolaylığı sağlarsın. Temizlik olsun, genel sağlık olsun. Vatandaşın genel sağlık giderleriyle, veya sağlık demeyeyim de genel temizlik giderleri arasıyla. Çünkü sağlık onun değildir, belediyenin değildir. O niyetle yani böyle özen gösterilir. O görüşteyim yani. Teşekkür ederiz. Yeter, sağ olun. Hadi, hayırlı günler. Isparta Belediye'mizin hizmetlerinden memnun musunuz? Yani, tabii ki. Evet. Peki çevre ve temizlik işlerinden memnun musunuz? Ya onda biraz sıkıntı var. Ne gibi sıkıntı var? Ya mesela çöp konteynerlerin yeterince zamanda alındığını söyleyemem. Ondan sonra genelde mahallelerde mesela bunlar daha belirgin. Ki bir yıl önce veya iki yıl önceye kadar çok çok iyiydi. Ama daha sonra mahallelerde, Davraz Mahallesi'nde, çevre yolunda ondan sonra yani ben o muhitte oturduğum için oralarda biraz es geçiliyor diyebilirim. Peki çevre ve peyzaj düzenlemesinden memnun musunuz? Peyzaj düzenlemesinden memnunum ama ben Davraz Mahallesi'nde oturuyorum. 4 yıldır oradayım. Bizim çevre yolunun üstünde büyük bir park var. Mahalle muhtarı arkadaşımız, ona birkaç defa söylediğim halde o park, büyük bir park var. Oranın peyzaj işlemleri maalesef olmadı. Bunu Başkan Bey'e de yani iletilmesini söyledik. Mesela eski Rus pazarının olduğu yer, muhtarlığın arkasındaki yer mükemmel oldu. Fakat o dediğim şöyle tarif edeyim. Bu şey var ya, ne cam, bir cam var, büyük cami. Onun ilerisindeki parktan söz ediyorum yani. Derebeş cami orada.
Ha, Bilal Habeş Camii'nden o aradan o caddeden giderken sol tarafa düşüyor. Zaten Mustafa Göztürk okuluna giderken sol tarafta, meydanın hemen altında kalıyor. Büyük bir yer ki oturaklar var ama yetersiz. Peyzaj işlemleri çok yetersiz. Mesela ışıklandırma tamamen yetersiz. Geceleri mesela ışıklandırma yetersiz olduğu için yani gençler oturuyorlar. Ondan sonra bir ara bu şeycilerin olduğunu söylediler, işte neft çekenlerin veya işte bu tür şeyleri yapanların. Birkaç defa polise haber verdik, geldiler aldılar veya bir daha şey yapmadılar ama buranın muhakkak peyzajının çevre düzenlemesinin park haline dönüştürülmesini istiyorum. Bunu yani Başkan Bey, birebir de olsa Başkan Bey'e bir mahalle toplantısında ileteceğim ki muhtara da dediğim şu Coşkun'a, gerekirse apartmanlardan ben yöneticiyim, imza toplayalım, burayı bir güzelleştirelim. Yani bu olursa, bunu da iletirseniz çok memnun olurum. Peki siz belediye başkanı olsaydınız neler yapardınız? Ya Allah, şimdi ben devlet memuruyum ama belediye başkanlığı. Yani her şeyden önce şehrin bir yaşanılır, daha iyi yaşanılır bir hale getirilmesini isterim. Yani ne bileyim, insanların daha rahat gezebileceği, ondan sonra daha rahat oturabileceği, işte mahallelerde büyük bu park yerleri, dinlenme yerleri, park alanları, yeşil alanların daha iyi yapmayı düşünürüm. Ondan sonra ne bileyim, şehir trafiğini rahatlatmak için mesela bu halk otobüslerinin şeylerin çok büyük olduğunu düşünüyorum Isparta'daki yollar için. Çünkü gerçekten şehir merkezinde belli bir kalabalık yapıyorlar. Hem de trafiği tıkıyorlar diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Isparta Belediye'mizin hizmetlerinden memnun musunuz? Şu anda bir sorun yok. Peki çevre düzenlemesinden memnun musunuz ve peyzaj düzenlemesinden? Son zamanlardaki çevre düzenlemesi gayet iyi. Temizlikten memnun musunuz peki? Yani gayet memnunum. Peki bir şikayetiniz var mı? Yok, hayır. Aklıma gelen herhangi bir şikayet yok. Peki siz belediye başkanı olsaydınız neler yapardınız? Eksiklerini görüyor musunuz? Bisiklet yolunu kaldırması en büyük şikayetim. Bisiklet yolu kesinlikle kaldırılmamalıydı. Hatta aksine genişletilmeliydi. Yani şu anda en büyük eleştirim bisiklet yolunun kaldırılması. Başka bir şikayetiniz var mı? Başka şu anda aklıma herhangi bir gelen bir şey yok. Şu anda gayet iyi diğer konularda. Teşekkürler, sağ olun. Belediyemizin çevre ve peyzaj düzenlemesinden memnun musunuz? Ya memnunuz, gayet güzel yerinde yani. Peki belediyenin eksikleri neler size göre? Ya belediyenin eksikleri yani biraz çevreye bakın. Yani mesela yollar, kasisler. Bu yol üzerinde hiç kasis yok. Günde 2-3 defa kaza olmuyor. Yani biraz daha asfalt çalışmalarını, yol çalışmalarını düzenlerlerse daha iyi olur. Hem yayalar için, insanlar için daha güzel olur.